İyi günler efendim. Soğuk bir İstanbul gününde, korkunç bir trafik yoğunluğu içerisinde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Bugünkü konuğum Sarıyer Belediye Başkanı Sayın Şükrü Geç. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım. Sevgili izleyiciler, Sarıyer İstanbul'un inci yerlerinden bir tanesi. Sarıyer'le ilgili olarak kentsel yenileme projelerinde Sarıyer'in yeri ne olacak? Üçüncü köprünün bir ayağı da biliyorsunuz Sarıyer'de olacak. Deprem odaklı olması. Kendisi. Deprem odaklı olması, yani sağlam zeminde olması ve İstanbul'un kuzeye doğru taşınmasında Sayın Başbakan'ın bu iki büyük kentte iki büyük proje ifadesinin yer aldığı bir ilçede Sarıyer ve kaçak yapılaşma ve mülkiyet sorunlarının yer aldığı Sarıyer ve Boğaziçi'nin İmar yasasının Sarıyer'e getirdikleri neler olacak ve dünden bugüne Sarıyer'i, Sayın Başkan'ın iktidara geldiği günden bugüne kadar yaptığı projeleri sizlerle paylaşacağız bugün. Ben bize bu zamanı ayırdığı için huzurlarınızda Sayın Şükrü Genç'e tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Öncelikle ben de ulusal kanala ve kent yaşama çok teşekkür ederim. Ve ben de günaydın diyorum. Aynı trafik yoğunluğunu yaşıyoruz ama trafik yoğunluğunun yaşanmasını belli sebeplere bağlamamak lazım. Ana bir sebebi var. Evet. Bundan yaklaşık bir yıl kadar önce yine beraber bir program yapmıştık. Oktay Hoca da vardı burada biliyorsun. Evet. Ve trafiği konuştuk o zaman da. Evet. İşte üçüncü köprüye bağlı olarak. Şimdi hemen birkaç satır ona söylemek lazım. Yalnız havanın yağmurlu olmasını, soğuk olmasını takmamak lazım. Ben çok daha soğuk ortamlarda çalıştım. Ama ben biliyorum ki bu yağmurun sonunda, bu havanın bu soğukluğunun sonunda güzel pırıl pırıl havada gelecek. Yani işin en güzel tarafı o. Ülkemizin, İstanbul'un konumu itibariyle, bir de Sarıyer'li olmanın, işte çevremizdeki doğan da şeyle, denizin çok pırıl pırıl olacak. Onda hiç şüphe yok. Ama eğer önlem almazsak trafik öyle olmayacak. Yani bir kere siz büyükşehir kartınızı değil başka kartları da koysanız geçemeyeceksiniz. O zaten köpten. Yasal bir yükümlülük de getirmiyor hocam. Sıkıntının bir kere hemen birkaç cümle bu konuya değinmek lazım. Tabii, üçüncü doğru, köprü doğru. Meselesini konuşacağız biraz tabii, sonra. Tabii. Şimdi metropollerde, İstanbul gibi metropollerde, çünkü giderek çığ gibi büyüyen bir nüfus var. Bu tür yerleşim alanlarındaki ulaşım politikasını ısrarla ve ısrarla çözmek konusunda üzerinde durmak lazım. Evet. Yani bu geçici yollarla, işte trafiğin yönünü değiştirmekle ve olacak şey değil. Bir politika oluşturmak lazım. Yani kafada bir şey tasarlamak lazım. Şimdi ben o anlamda bu konuda da bu işin uzmanları, yani bilim adamları, akademisyenlerin de özellikle pratikte beraber yaşayan insanların bir arada bu işi çözebilmesi ancak mümkün olabilir. Başka türlü mümkün olmaz. Çünkü bir kere metropollerde şu çok önemli. Siz araç mı taşıyacaksınız, insan mı taşıyacaksınız? Şimdi her iki köprü. Köprüye hayır değil. Şimdi öyle değil. Şimdi İstanbul'daki iki köprüden İstanbul trafiğinin sadece %10'u geçiyor. %90 nerede? Şehirde. Eğer siz %90'ı çözmezseniz %10'u çözemezsiniz zaten. Evet. Bu üçüncü bir köprü yapın. Belki üç köprünün toplamı %12, %13'ü çözecek. %85'i kentte. O zaman kent içi çözüm gerekli. Bunun için de işte sırası geldiğinde toplu taşım diyoruz. Sırası geldiğinde raylı taşım diyoruz. Sırası geldiğinde metrobüs deniyor. Farklı çözüm ama özellikle insanı taşımak konusunda ısrarlı bir çözüm üretmek konusunda insanların bunu en büyük problem yapıp biraz sonra konuşacağız. Hı-hı. Depremde olduğu gibi. Hı-hı. Deprem gibi bir çözüm düşünüp bunu gündemde tutup bu işi çözmenin yollarını bulmak zorundayız. Özellikle biz yöneticilerin bunu ısrarla tartışması lazım. Siz de Büyükşehir Meclisi üyesiniz. Bunun ısrarla ve ısrarla üzerinde durup bu işi çözmeye yönelik hareket etmek durumundayız. Trafiğin genel durumu bu. Doğru. Ve şu andaki insanların ya psikolojik anlamda, yaşam anlamda, işini kaybetmenin, işine geç kalmanın ve ekonomik kayıplarını göz önünde bulundurduğunuzda ve inanılmaz sonuçları var bunun. O zaman bu sonuçları belki depremde hemen görüyorsunuz ama bunda pek görünen gibi değil. Aynen, ama sonuç itibariyle çok ciddi
sıkıntılar var. Bunu aşmanın yollarını şey yapmak zorundayız. Evet. Başkanım şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin depreme odaklı kentsel yenileme projeleriyle ilgili yapılan toplantıdan sonra bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyonda CHP'li belediye başkanlarından sanırım 3 kişi galiba. 4. 4 başkan evet. Komisyonda görev aldı. Bunlardan biri de sizsiniz ve Sarıyer kentinin başkanı olarak, Sarıyer beldesinin başkanı olarak ciddi sorunlarınız da var. Kentsel yenileme projelerinde Sarıyer'in rolü ne olacak? Komisyonda olmanız hasabıyla de bu konuya bir yaklaşım göstermenizi istiyorum. Ayrıca hemen şunu da parantez içinde, bu afet yasası ile ilgili olarak taslak çalışma sanırım elinize geçmiştir. Tamam. Afet yasasının bizim incelediğimiz kadarıyla bütün yetkileri Şehircilik Bakanlığı'nda toplar bir görüntüsü var. Bu sizin için nasıl bir kaygı veriyor? Bunları sizden şimdi, de isteyeyim. Şimdi bununla ilgili 39 belediye başkanının ve bürokratların olduğu bir toplantı oldu biliyorsunuz. Siz de evet, vardınız o de toplantıda. Evet. Şimdi bu toplantıda hemen işte biz maalesef toplum olarak şöyle bir yapılanmamız var. Bir takım olaylar gündeme geldiğinde, ortaya çıktığında biz her şeyi unuturuz. Geçmişini, geleceğini unuturuz. O ana çözüm bulmaya çalışırız. Hı hı. Bu doğru bir yaklaşım değil. Çünkü eğer İçinde bulunduğumuz dünyada ayakta kalabilmeniz ısrarla ve de gelişmeyi hedefliyorsanız her şeyi belli bir plan program doğrusunda yapmak zorundasınız. O gün oradaki işte Kadir Bey'in yaptığı açıklama sonrasında bir kere bütün belediyelerin bir araya gelebilmesi bu bir milattır, öyle olmalıdır dedi. Çok doğru bir yaklaşım. Ama burada şu çok önemli sevgili Osman Bey. Biz her şeyi belli bir planlama doğrusunda yapmak zorundayız. Biz işte 2009'da yönetime geldikten sonra işte iş yaşamımızın bize vermiş olduğu tecrübeler, öğretiler, farklı yerlerden ilişkilerimiz sonrasında eğer biz bir bölgeyi yöneteceksek, bu bölgenin büyüklüğü ne olursa olsun yöneteceksek bunu mutlaka planlayarak yönetmemiz gerekir düşüncesi oldu ve bu da işte bizim Sarıyer Kalkınma Eylem Planı şeklinde bir planlama oluşturduk. Hı hı. Bunun ben diğer kısımlarına girmeyeceğim ama hemen daha biz o dönemde tespit ettiğimiz bir şey var ki afet yönetimi. Evet, çok önemli. Yani bu nedir? Bizim diğer bölgelerden İstanbul deyince deprem konuşulduğunda deprem konuşuluyor ama bizim bir farklı risklerimiz var. Bu risklerin en önemlisi de orman yangınları ve benzeri türlü şeyler. Sizin bölge için bölgemiz hassasiyet için. Evet. Tabii. Özellikle Beykoz'u bizi ilgilendiren çok önemli bir sıkıntı. Şimdi dolayısıyla bunu bir planlama doğrusunda yapmak zorundayız. Yani burada da o günkü o toplantının sonrasında oluşturulan komisyonun ana başlıkları oldu. Ne için oldu? Afet yasası hazırlanıyordu. İşte bütün belediye başkanı arkadaşların ve bürokratların, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının oluşturmuş olduğu o komisyonda bir ana başlıklar hazırlandı, ana başlıklar çıkarıldı ve bunun hazırlanan afet yasasına alt başlıklar oluşturulması, yani yasanın içinde eğer bunlar olmazsa daha yasa baştan güdük doğar ve de bunun çözümü olmaz. Şimdi bizler belediye başkanları olarak, yerel yöneticiler olarak direkt sorunların içinde olduğumuz için, birebir olduğumuz için hemen şöyle bir sorunun ne olduğunu, tarifini çok rahat çıkarma şansımız var. Doğru, direkt halkla içinde olduğumuz için ve dolayısıyla orada öyle bir toplantının yapılması sonrasında şu çıktı. Hemen çalışma grubunda 4 ana başlık toplandı sizin söylediğiniz gibi. İşte afet riski hazırlığı kapsamı ne olmalıdır? İşte deprem mi, diğerleri mi? Yani demek ki biz bir afet riskini tarif etmemiz lazım. Afet riskini belirlememiz lazım. Nedir bu? Bunun detayları var, girmeyeceğim detaylarına. Biz bir afet riskine karşı hazırlık sürecimiz olması lazım. Yani riskleri tespit edeceksiniz, hazırlık yapacaksınız. Onlara karşı da bir hazırlık süreci. Hazırlık yapacaksınız. Yani son anda deprem oldu, ahlar, vahlar, yardımlar, işte yok efendim suistimaller, yok efendim işte hırsızlıklar, onların hepsinin başlangıçta biz öncelikle yarına yönelik ne yapmamız gerekir bir tespit etmemiz lazım. Evet. Kesinlikle. Ve dolayısıyla bu yapıyı da kimlerin yapacağı da bunun içinde yasada belirtilmeli. Bunu kim yapacak? Sizde Çevre Bakanlığı mı? İşte ama bir mahalli idareler de var. Çevre Bakanlığı nereden alacak o döneleri? Nasıl analiz yapacak?
bizlerle yapabilir ancak. Evet. Yani bizim de sivil toplum kuruluşlarıyla, muhtarlıklarla, her türlü dernekle, cami derneği, okul derneği ve benzeri şekilde ve bu yani konuyla ilgili... Yereldeki çözümün çok önemli olduğunu buluyoruz. Kesinlikle. Evet. Başka türlü olmaz zaten. Olmaz, siz doğru. Bunu yerelden... Ankara'dan burayı bu şekilde yönlendirmek mümkün değil. Gündemin ne yapmak zorundasınız? En doğru yaklaşım gündemi aşağıdan belirlemek evet. zorundasınız. Evet. En uç noktada belirlemek zorundasınız. Evet. O işin içinde olan insanla belirleyebilirsiniz. Kurumlara... Bu noktada afet riskine karşı hazırlık için ne tür yetkiler verilmeli? Burada da bu da çok önemli. Bir yetki karmaşası olmamalı. Çünkü onu da yaşıyoruz şu anda. Hı hı. İşte deprem olduğunda ve o yıkıntılar sonrasında herkesin hemen konuştuğu ne var? Ya belediye başkanı, ya işte o bölgedeki garibim kimse. Esas günah keçisi sorumlusun. Mutlaka bulunur. Günah keçisi. Biz bunu değiştirmek zorundayız. İşte evet. buradaki esas sorun bu. Ve burada yetkilendirmek zorundayız herkesi ve biz yasalarımızı da hukuk devletiyiz. O çerçeve içinde devam ettirmek zorundayız. Kesinlikle yetki karmasını kaldırmak zorundayız. Afet hazırlık içinde en önemli şey, herkesin konuştuğu bir şey var. Ya bu finansı nereden bulacağız? Bu paralar nereden gelecek? Şeyleri var. Bu finansın nasıl karşılanacağı veya bu giderlerin nasıl karşılanacağı türden tartışmalar var. Buna da açıklık getirilmesi gerekir. Evet. Çünkü... Şimdi biz onlara girersek konumuzu çok dağıtmış oluruz. Girmeyeceğiz ama öncelikle işte söylediğim gibi baştan bir afet risklerini belirlemek zorundayız. Buna hazırlık yapmak zorundayız. Eğitim süreci kesinlikle ve kesinlikle çok önemli. Bu sadece işte çeşitli kuruluşların, kurumların gelip işte deprem sırasında neler yapacağı değil benim söz ettiğim eğitim. Biz ne diyoruz? Bina sağlam değildi, çürüktü, işçilik kötüydü, malzeme kötü. Ama bunun işte kullanılmasını engelleyecek, işçiliğini gerektiğinde denetleyecek hemen mühendisin eğitilmiş olması lazım. Yani mühendis var, konusu deprem olmayabilir, bilemeyebilir ama. Şimdi Sayın Başkan şu aklıma geliyor. Bu komisyon oluşturulurken İstanbul'da depreme duyarlı olan bazı bölgelerin başkanlarının komisyonda olmayıp Sarıyer gibi zemini sağlam bir yerde özellikle sizin de komisyon içerisinde yer almanızın ben Sarıyer'e büyük yükler getireceği kanaati düşünüyor kafamda. Yani böyle bir olgu var. Bu konuda sizin yorumunuz nedir? Şimdi burada şöyle bir şey var. Aslında o yaklaşım çok şey anlamda söylüyorum. Şimdi Sarıyer zemini çok sağlam. Bu yanlış bence. Şimdi hani kuzeye doğru devamlı. Yani şöyle bir şey var. Bakın deprem hattından uzaklık bizi daha az etkileneceği anlamına gelmez. Getirmiyor. Şimdi bizim bilim kurulumuz var. Başında da bu işin Türkiye'de, bu işin uluslararası alanda da uzman biri var. Profesör Doktor Naci Görür. Evet, şimdi evet. yaptığımız saha çalışmalarında, yaptığımız o verileri toplama çalışmalarında şu çıkıyor ortaya. Sarıyer'in depremden etkilenmeme gibi bir durumu söz konusu değil. Tabii şimdi bunu sizinle özellikle konuşurken rahatım çünkü inşaat tabii, mühendisisiniz, tamam. mesleğiniz, sizin bakışınız çok daha farklı olacak. Çünkü biz depremi sadece zemin olarak değerlendiremeyiz. Evet. Hani zemini iyiydi, evet, evet, kötüydü. Evet, evet. Bunun binasını olarak da değerlendiremeyiz. Hani çok klasik, herkesin böyle sokaktaki insanın bile söyleyebildiği bir şey var şu anda. Ne diyorlar? Deprem öldürmez, bina öldür. O zaman o da var işin içinde. Öncesi var, sonrası var. İşte bunların çok iyi bir şekilde analiz edilmesi lazım. Şimdi bizde de işte binalarımızın %70'ine yakın sıkıntılı. Neden sıkıntılı? Siz eğer ruhsatlandırmamışsınız binayı, belli bir çok... mevzuat içinde yapılmamışsa o binanın evet. ne olduğunu bilemezsiniz. Bilemezsin, çok sağlam da olsa bilemezsiniz. Bizim bir de 200 bin insanın yaşadığı gecekondu bölgelerimiz var. Yani insanların konut ihtiyaçlarını kendilerinin giderdiği, kendi gayretleriyle yaptığı bölgeler var. Tüm bunları göz önünde bulundurduğunuzda o zaman ortaya bir şey çıkıyor. Biz bu işi bir bütün olarak alıp, bir bütün olarak değerlendirip baştan, her türlü programını hazırlayıp bütünüyle çözmek zorundayız. Ve bunu eğer çözmediğimiz takdirde şöyle bir sıkıntı çıkar ortaya. İşte yarın hemen insanların değerlendirdiği ki ben öyle bir ortama dönüşmesini kesinlikle bir mühendis olarak, iki o bölgede yaşayan bir insan olarak, üç belediye başkanı olarak hiçbir şekilde istemiyorum. Neden? Çünkü siz sadece deprem sonucunu işte bir dönüşüme, kentsel dönüşüm olarak değerlendirip böyle yapalım derseniz o zaman günahlar binaların, onun dışında kimsenin günahı yok. Öyle bir şey olmaz. Doğru bir yaklaşım. Siz insanı da dönüştürmek zorundasınız. Yani biraz önce söylediğim bir toplumsal bilinç vermek zorundasınız. Yani insan
eğer binasında çatlak oluşmuşsa o binada oturmayacak, sorgulayacak veya binasının yapımı sırasında kurallar neyse ona uyma bilinci olmak zorunda, oluşturmak zorundayız bunu. Evet. Bunu yapamadığımız takdirde sıkıntılar devam ediyor. Sayın Başkan şunu söyleyebilir miyiz? Bu oluşumlar ve sizin bu komisyon içinde de yer almış olmanızdan hareketle Sarıyer'de de kentsel dönüşüm olacak diyebilir miyiz? Tabii. Şimdi özellikle işte ben burada bu milattır meselesini çok iyi ders çıkarılması gerekliliği anlamda çok algılıyorum, çok önemsiyorum. Çünkü biz şeyin olmaması halinde de deprem olmasa da dönüşüm çabası içindeydik ve bunu da kesinlikle belirledik. Dedik ki bizim yönetici olduğumuz, ben bir mühendis olarak dediğim gibi olması gereken ve de toplumsal düşünceyi göz önünde bulundurarak işte bir dönüşüm politikası yapmalıyız diye belirledik ta başından beri. Hı hı. Ve Gecekondu Mesken Müdürlüğü kurduk. Özellikle de Gecekondu bölgelerindeki altyapı çalışmalarını hazırlayalım. Çünkü biz şunu biliyoruz. Sarıyer Belediyesi tek başına dönüşüm yapamaz. Paydaşlarımız var. Kimdir? Büyükşehir Belediye arazisi var. Hı hı hı. Sarıyer Belediyesi var ve yurttaş, vatandaş, sivil toplum kuruluşları var. O zaman belediyenin dönüşüm politikasının ısrarla üzerinde durduğumuz ve altını kalın çizgilerle çizdiğimiz bir şey var. Biz dönüşümü ancak uzlaşarak, paylaşarak ve de bütüncül bir şekilde yerinde dönüştürerek yapabiliriz. Yani adı ne olursa olsun büyükşehir olmalı. Evet. Sarıyer Belediyesi olmalı ve yurttaş olmalı. Halk olmalı. Evet. Halk olmalı. Evet. Onların olmadığı bir dönüşüm doğru olmaz. Yani saç ayağının bir eksik olur. Ankara'dan bir dayatmanın bu işe kesin çözüm getiremeyeceğini diyebilir miyiz? Hayır, şimdi yasalar halka rağmen yapılmaz biliyorsunuz. Çözümler halka rağmen olmaz. Şimdi 200 bin insan yaşıyor. Bu sadece Sarıyer için değil. Bütün İstanbul, bütün genelinde Türkiye içindeki tabii dönüşümden söz ediyorum. Çünkü genel anlamda depremin şeyi sadece İstanbul değil. Tabii, biliyorsunuz tabii. İşte Van'a kadar uzandı. Hı hı. Bu tür bölgelerin tamamında işte yapının eskimesinden, yaşlanmasından, ruhsatlı olmasından, ruhsatsız olmasından, gecekondu bölgeleri, diğer bölgeler, bunların tamamını göz önünde bulundurduğunuzda ortaya bir sonuç çıkıyor. Siz çözümü ilgilileriyle beraber yapabilirsiniz. Çevre Bakanlığı ise Çevre Bakanlığı'nın oluşturduğu, büyükşehir ise büyükşehirin oluşturduğu, ilçe belediyesi ilçe belediyesi. Çünkü tüm planlar ilçe belediyeleri tarafından yapılmakta, takip edilmekte. İşte bunun 1/5 binliğinin onayları alınsa bile. Ama ortada bir sonuç var. Özellikle gecekondu bölgelerinde veya yapısını yapmış, iskanı da aldığı halde içinde yaşayan, hiçbir yasal problemi olmayan insanların da olduğu şekilde çözümü mutlaka ve mutlaka bu üçgeni kurmak zorundasınız. Şimdi yani buradan, dönüşüme uğrayacak insanı o yapının içinde tutacaksınız. Buradan Sarıyer'lere şunu söyleyebiliriz. Bir, yerinde dönüşüm. Yani halkın kendi yaşadığı yerde tekrar yaşayabileceği imkanı vermek üzere. İki, Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetim, halk ve sivil toplum örgütleri ortak çözümlerle getirilen bir proje ile dönüşüm. Çok doğru. Yani evet. sizin de mesleği. Çünkü bakın bu şunu getirecektir. Dönüşüm sadece binaların dönüştürülmesi değil. Evet, çok dönüşüm, doğru. Dönüşüm sosyal dönüşüm de beraberinde getirecek evet. Ve bu bizim Sarıyer'e şu avantajı sağlayacak. Biz Sarıyer'de kentliliği yaratmak istiyoruz. Yani özellikle gecekondu bölgelerinde. Hı hı. Çünkü kentin çok içindeyiz. Evet. Herkesin çok imrendiği yerdeyiz. Ama kent değiliz. Ve bu arada kentliği de yaratmak durumdasınız. Çok önemli aslında. Evet. Sayın Başkan. Ve burada kent yaratılıyor derken daha önce yapılmış yanlışlıkların da önüne geçmiş olacaksınız. Ne olacak? Sosyal donatı alanlarınız. Bizim Türk toplumunun geleneği olan insanlar arasında feodal ilişkilerin, işte ortak kullanım alanlarının, işte bir arada oturdukları, bir arada düğün yaptığı, paylaştığı yerlerinde olabileceği alanların da yeniden oluşturulacağı bir kent yaratmak anlamında. Bu belki farklı, dünyanın farklı bölgelerinde aynı olmayabilir. Ama biz o zaman kendimize özgü, Türk toplumuna özgü bir yerinde dönüşümü, yerel dönüşümde sağlayabiliriz bu şekilde. Bu bir fırsattır. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmek durumdayız. Aslında gerçekten. Aksi
çok büyük problemler getirecektir. Çok büyük problemler getirecektir. Ben onun için ta başından beri ısrarla söylediğimiz bir şey var. Sarıyer'de yaşayan insanın Sarıyer'de kalacağı. Çünkü çok emekler verdiler. 50 yıldır, 60 yıldır oralarda çok büyük olanaksızlıklarla yaşadılar. Şöyle değil. Genelde şöyle bir izlenim var. Ya insanlar geldi oralara beleş kondular. Yok, öyle bir şey yok. Yani argo deyimle. Çünkü bu insanlar oraya geldiğinde eğer devletin önderliğinde, devletin denetiminde o işleri yapmış olsalardı belki şu ana kadar harcadıkları paraları harcamadan daha iyi konutlarda, fiziki koşullarda, evet, depreminde etkilemeyeceği türden, evet, koşullarda yaşıyor olacaklardı. Ama maalesef onlar geldiler, yine birilerine para verdi, aldılar oraları. Yaşıyoruz, içindeyiz çünkü. Doğru. Ve dolayısıyla da bir de şu da var. Yani her türlü üretim ilişkisine katıldılar onlar. Yaşamın her alanında oldular. Şimdi siz yaşamın her alanında ne olursa olsun her türlü insanı orada barındırmak zorundasınız. Evet. Bir de bu bizim bu tür bölgelerde oluşması, İstanbul'un özellikle veya metropollerde göçlerin gelmesi sonrasında biliyorsunuz yeni ilişkiler oluştu. Yeni akrabalık ilişkiler oluştu. Tamam, adam Kars'tan geldi, Sivas'tan geldi, Kayseri'den geldi, Karadeniz'den geldi ama sonuçta hepsinin ortak birileri çıktı, bir ilişkiler çıktı. Tabii ortak paydada buluştular. Buluştular. Şimdi dolayısıyla o insanların sosyal anlamda da yani dönüşümün mutlak bir şekilde işin sosyolojik tarafında unutulmadan binalar dönüştürülürken olayın bu tarafında göz önünde bulundurarak dönüştürmek lazım. Yoksa al onları bilmem nereye gönder, oraları, evet, yap, birilerini getir, olmaz. Yani bu, evet, çözüm olmaz ve bu toplumda çok ciddi sıkıntılar yaratır. Bu sadece bizde değil, dünyanın her yerinde. Londra'da olaylar oluyor. Ne oluyor? Şehir merkezlerini basıyor insanlar, yıkıyor yıkıyor. İşte eğer siz o insanları şehir merkezlerinde de yaşatıyor olursanız bu türlü yıkımlar olmaz. Yani bunu göz önünde bulundurmak. Sayın Başkan, bu konuda yapmış olduğumuz programların, kendi yaptığım programların bir özeti, yani bizim görüşümüzün bir özeti oldu. Sarıyerlilere buradan böyle bir başkana sahip oldukları için mutlu olmalarını söylerim. Yok. Bu anlamda çok güzel görüşleriniz var. Ben de yurttaş olarak çok mutluyum. Şimdi başkanım, bir başka olayımız da şu. Hatırlarsınız, ikinci, üçüncü köprüyle ilgili kamuoyunda açıklama yapıldığının pazar sabahı Sarıyer'de araç trafiğinden geçilmiyordu. Herkes köprünün geçeceği yollardan ne alabilir, ne yapabilir diye korkunç bir yoğunluk olmuş. Şimdi üçüncü köprünün bulunduğu Aksarıyer'de. Bu da tabii Sarıyer'e bir ciddi sıkıntı getirecek. Sıkıntı derken köprü ulaşım yollarının ve ona bağlı bir takım yerleşim alanlarının imara açılacak olması, yoğunluğun artacak olması bunu getirecek ve kuzey alanlarına, yani hep İstanbulluların söylediği işte depremden kaçmak için habire kuzeye doğru ötelenme, kuzey alanlarına doğru bir nüfus kaçışı var. Ve bunu destekleyen Sayın Başbakan'ın iki yakada iki büyük kent projesi olayı var ki bunun bir odağı da sizin bölgeyi kapsıyor. Bütün bunları böyle baktığınızda bu beldenin de başkanı olarak bilmiyorum geceleriniz nasıl geçiyor, rahat uyuyabiliyor musunuz? Şimdi ben Sayın Başbakan'ın burada yanlış bilgilendirildiği, yanlış informe edildiği kanısındayım. Evet. Çünkü şimdi Büyükşehir Meclisi'nden biliyorsunuz bu hiçbir şekilde 1/100.000'lik planlarda 3. köprü yok. Yoktu, evet. O zaman İstanbul'u Büyükşehir Meclisi metropoliten planlamada yok. Yok. Şimdi ama sonra o zaman o çalışmalara yazık oluyor. Evet. Çok net bir şekilde. Şimdi biz şunu bilmek zorundayız. 3. köprü veya köprü anlayışı 4. 5. çünkü aynı mantıkla yola çıktığınızda sonu yok. Sonu yok bu işin. Köprüleri birbirine bağlayan köprüler de yapabiliriz ondan sonra. İşte arada paralel geçişler falan. Hayır, birinci köprü, ikinci köprü arasında 3, 4, 5 köprü ve sonra köprüleri de birbirine bağlar pozisyona gelir. Şimdi o mantığı bir kere yeniden değerlendirmek zorundayız. Bu işin dediğim gibi bu tür projeler özellikle de uluslararası anlamda, çünkü İstanbul sadece de bizim değil. İstanbul dünya kenti, dünya metropolü. Bunları paylaşırken hep beraber hep o noktada şey yapmak zorundayız. Şimdi şuna bakmak kesinlikle. Biz köprünün gerekliliğini, eğer gerekiyorsa gerekliliğine bakmak zorundayız. Mesela buradaki ana sıkıntı şu. Biz şimdi bir Marmaray projesi yapıldı. Hı hı, hı. Ve tartışılıyor hale. Ama biz Marmaray projesinin tamamlanıp
sonuçlarını almadan böyle bir uygulamaya böyle geçmek. Bir uygulama ihtiyacı göstermek, bunu tariflemek ve planlarda olmadığı halde, bu konunun uzmanları böyle bir şey önermediği halde böyle bir şey düşünmek bana göre baştan ciddi hata. Sarıyer'i ilgilendiren tarafına geldiğinde karşıda da Beykoz. Şimdi Sarıyer İstanbul'un kuzeye doğru büyümemesi gerektiğini Sayın Başbakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken söylediği üçüncü bir köprü, bir başka köprünün İstanbul'a özellikle de kuzey bölgede çok ciddi zarar vereceği düşüncesi var. İfadeleri de vardı açıklamalarda. Var da, evet. Ve biz meslek odaları olarak da hep destekledik. Evet. Ve evet. mutlu olduk. Evet. Çünkü şimdi şunu, ben ikinci köprünün hemen ayağında yaşıyorum. İnanılmaz bir şey var. Veriler şu, hemen size söyleyeyim. İki köprü yapıldığında, bir ve ikinci köprü yapıldığında ne türlü sıkıntılar oluştuğu belli. Şimdi bizim, şimdi burada arayıp zaman kaybetmeyeceğim. İstatistik veriler var çünkü. Bizim o bölgemiz, yani kuzey bölge, planlar doğrultusunda planları yapılmış. Planları yapılmayan bölge yok. Ve o planlar doğrultusunda zaten yeni plan yapma alanı yok. Plan yapma gerekçelerini yukarıdan aşağı saydığınızda böyle bir alan yok, kalmadı. Evet. Eğer siz derseniz, hani herkesin kafasında şeyler var ya, 2B yok, 2B yok bizde. Orman var bizde. Vasfını kaybetmiş orman değil, İstanbul'u temiz havasıyla besleyen orman var. Peki vasfını kaybetmiş olarak nitelendirilecek yerleşik alanlar var mı? Çünkü yok, orman var ama hani insanlar sokaklarda cırıl cırıl bağırıyor fakat dinleyen yok. 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 Yani yok. Bizde orman var. Vasfını yitirmemiş orman var. Evet. Orman var. Evet. Şimdi böyle bir bölgede siz yaklaşım yollarını sadece yolda olsa bir şerit halinde geçirseniz de çözemezsiniz. Evet. Şimdi biliyorsunuz bu büyükşehirde mecliste tartışılırken o zaman ben bir değerlendirme yapmıştım. Şimdi işte çıkış olmayacak dendi Sarıyer'den. Şimdi o kadar uzun bir otoyolun olması mümkün değil bir kere. Bunu teknik olarak doğru değil. Ve onu hazırlayan arkadaşlar da onun farkındalar. Ve sonra çıkış noktaları oluşmaya başladı. Bizim bölgemizde orada en büyük sıkıntı şu. Yeni yerleşim alanlarının oluşmasına neden olacaktır. Ve siz şehri, bizim zaten planlarımız maalesef ve maalesef imar planlarımızdaki hesaplanan, değerlendirilen nüfus ile plan nüfusu ile şu andaki yaşam nüfus arasında zaten inanılmaz fark var. Evet. Yani onu aşmış durumda. Aşmış durumdayız. Zaten mesela bu planlar yapıldığında, bizim Sarıyer imar planları yapıldığında 130 bin kişinin yaşayacağı şekilde planlanmış, 300 bin kişi yaşarken. Şu anda biz 400 bin kişiyiz, yine aynı değerler var. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Olamaz. Doğru. O zaman yeniden insanların getirileceği, yeniden yerleştirileceği yerler değil. Şehrin bulunduğu bölgenin özellikle dönüşüm sırasında bile, Osman Bey bu çok önemli. Evet. Dönüşüm sırasında bile yeniden insanların getirilmesinin doğru olmayacağı, özellikle de bölge yoğunluğu açısından çok doğru değil. Bakmak lazım. Şimdi köprünün değerlendirilmesinde, üçüncü köprünün değerlendirilmesinde bu şekilde bakmak lazım, bu şekilde almak lazım. Yoksa bizler hani yeni yapılanmaların, yeni sistemlerin oluşturulmasının, teknolojinin gerçekten yoğun kullanıldığı yerlerin oluşturulmasına karşı değiliz. Biraz sonra binamızı anlatacağız, evet, yerel yönetim binamızı anlatacağız. Şimdi ama bunun ben kesinlikle ve kesinlikle yeniden gözden geçirilmesi gerekliliğine üçüncü inanıyorum. Üçüncü köprü ulaşım yollarına yapılacak olan bağlantıların yeni imar alanları açacağını, zaten dolu olmuş olan yoğunluğu bir daha fazlasıyla tetikleyeceğini ve bunun olmaması gerektiğini ifade ediyor. Tetikleyeceğini ve şu anda İstanbul'un tek yeşil olan ve ekolojik dengeyi tutmaya çalışan bölgeyi de sıfırlamanın bir anlamı. Evet. Çünkü beraberinde onu getirecektir. Hemen bir not geldi başkanım, bunu da okuyacağım. Aslında tabii buna da gelecektik ama. Lütfen. Şimdi ben de küçüklüğümden bu yana biliyorum. Sarıyer Spor Kulübü Süper Lig'i ne zaman görebileceğiz diyor. 20 yıl önce hatta birinci devreyi lider bile kapadığı zamanları hatırlıyoruz. Bu konuda Sayın Başkan'ın bir çalışması var mı? Sarıyer'i birincilikte görebilecek miyiz şimdi, diyor. Şimdi
Peki hemen iki kelime söyleyeyim. Şimdi biraz önceki dönüşümün önemini anlatıyorduk ya. Evet. Sarıyer Spor Kulübü'nün önemi de Sarıyerliler için dönüşüm kadar önemli. Ve bunu da ben biliyorum. Ve ciddi çaba sarf ediyoruz ama bu işler özellikle günümüzde bu tür başarıların çok ciddi ekonomik imkanlar olması gerektiğini yaratıyor. Şu anda o altyapıyı oluşturmaya çalışıyoruz. Yani Sarıyer Kulübü'nün tamam o geçmiş çok güzeldi, inanılmaz harika günler yaşandı ve çok ciddi rekorlara imza atıldı. Balkan Kupası'nı aldı Sarıyer Spor Kulübü. Şimdi ve Sarıyer'in özellikle de İstanbul'dan sonra tamam büyükşehir takımımız var. Ama İstanbul'dan sonra üç büyükten sonra en önemli dördüncü büyüktür. Dördüncü kulüptür İstanbul'da Sarıyer Spor Kulübü. Ve bu diğer ilçeler kıskanmasın bu değişimi. Hayır hayır bunu şey için söylüyorum. Gerçek bunu herkes bilir. Yani Sarıyer falan. Ama burada bunun altyapısını hazırlamadan bana göre birinci ligin olmasında bir anlamı yok. Yani şu mesajı verebilir miyiz Sarıyerlere? Spor kulüplerinin önümüzdeki dönemde çok daha başarılı olabilecek altyapı çalışmalarına yönlendiğinizi. Evet, kesinlikle ben Sarıyer Spor Kulübü'nün kendi kendine olanaklar yaratabilip kendi bütçesini karşılayabilecek veya kendi her türlü çalışmasına karşılık bulabilecek altyapısıyla beraber gelişmesi şeklinde olur ancak ona da biz şu anda çaba gösteriyoruz. Onun uğraşısı içindeyiz. Yani bir taraftan günlük yaşamımızı idame ettirirken diğer taraftan da onun hazırlığı içindeyiz. Geleceği. Ve kesinlikle onu da çözmek zorundayız. Çünkü bizim mesela şu anda genç nüfusun çok ciddi yeri var. Sarıyer'de 400 civarında gencin altyapıda olduğu bir Sarıyer Spor Kulübü var. Bu çok önemli ve bizim altyapı takımları şu anda büyük kulüplerle kıyasıya kafa kafaya toplar oynuyorlar. Yani yani bu çok önemli. Çok dolayısıyla o konuda sadece gelecekte evet geleceğe yönelik ve bunu çok da iyi değerlendirmek zorundayız ve onun çalışması içindeyiz şu anda. Sayın Başkanım, şimdi sizin bölgenizde kaçak yapılaşmanın ve mülkiyetlerin sorunlarının olduğu çok ciddi alanlar var. İşte bunlardan bir tanesi de Derbent bölgesi. O bölgedeki vatandaşların da bu konuda endişeleri var. İşte bu kentsel yenilemenin yeni getireceği uygulamalarda vatandaşların sizin özellikle üzerine durduğunuz yerinde dönüşüm ve vatandaşın o bölgede yaşamasına ilişkin düşünceniz belki bir derece onları rahatlatmıştır ama kentsel dönüşümün uygulandığı alanlara yani yapılmış olan uygulamalara bakıldığında çok büyük sıkıntılar yaşandı. İster istemez o bölgedeki vatandaşlar da bu konuda tedirginler. Bu mülkiyet sorunlarının aşılması konusunda bu ana kadar bir çalışma yaptınız mı? Önümüzdeki süreçte neler düşünüyorsunuz? Şimdi bu çok çok önemli, çok yerinde ve özellikle de bu işin çözümü konusunda çok önemli bir soru ve problem gibi gözüken nokta. Bakın şu anda kentsel dönüşümün yapıldığı bölgelerde göz ardı edilen biraz önce bir üçgen saydığım bir şey vardı. İnsanlar bu işin dışında tutuldular. Sıkıntı orada. Yani siz insanı direkt bu işin merkezinde tutmak zorundasınız. Yani merkezli olmak zorunda. Yani orada yaşayan insanları bu işin dışında tutamazsınız. Bununla ilgili çok önemli. Şimdi bütüncül dönüşüme bağlı kat mülkiyeti tapusuyla çözebiliriz. Yani şu sıkıntı yaratıyor. Vatandaşın yeri var. Al sana kardeşim 150 metrekare tapu. Yanlış. Vatandaş sonra ne yapacak abi? Tapuları dağıt. İmar planı mevcut, imar planı. 150 metrekare parsel üzerinde derme çatma bir yapıda ömrünü şimdi tüketecek diyorsunuz. Tüketecek. Ve şöyle de bir problem var. Esas sıkıntı orada. Şimdi alalım Derbent'i veya bir başka bölgeyi alalım. Şimdi bizim mevcut imar planlarına yani Büyükşehir onaylı Sarıyer Belediyesi tarafından yapılmış imar planlarında şöyle bir durum söz konusu. Şimdi mevcut yapılan planla şu andaki yaşam yani mevcut durum arasında çok ciddi farklar var. Evet. Nedir? Yeşil alanların üzerinde dünya kadar bina var. Ne yapacağız bunları? Nasıl bir şey vereceğiz? Plana göre siz tapu verebilir misiniz? Yeşil alanı imara açsan ayrı bir sorun. Veremezsin. Açmasan vatandaşın. O zaman biz bu işi işte dönüşüm sırasında birleştirerek beraber çözeceğiz. Evet. Yani ancak öyle yapabilirsiniz. İşte onun için diyorum dönüşüme bağlı kat mülkiyet tapusu. Yani vatandaş yaşıyor. Vatandaşa şu andaki yıllardan beri olduğu veya yaşadığı dairedir, gecekondudur neyse ona orada bir çözüm.
işte kat mülkiyetini sağlayacak şekilde bir çözüm. Bu da nasıl olacak? Şeyler de girecek mi Sayın Başkan? Ben özellikle gelen bana hafta içinde gelen sorulardan hareketle bunları size soruyorum. Şimdi bir hisse tapulu mülkiyet sahipleri tamam. var. Tam ifrazlı tapu mülkiyet sahipleri var. 1981'den dolayı af kanunundan elindeki mülkiyet hakkını almış olan var. Bir de bugün işgalci ifadesini kullandığımız, yıllardır o bölgede yaşayan fakat elinde hiçbir mülkiyet hakkının bulunmadığı vatandaşlar var. Orada şimdi şöyle bakın, kendi elinde hisseli tapusu olan ile hiçbir şey olmayan arasında şu anda fark yok. Niye yok biliyor musunuz? Hisseli tapusu olanın hissesi nerede? Mülkiyet üzerinde tabii. Yok ki öyle bir şey. Evet. Şimdi koca bir alan düşünün. Bunun içinde donat alanları var, yeşil alanlar var, sit alanları var bizim bölgenin şartları. Evet, evet. Vatandaş burada her yerde. Elinde hisseli tapusu var ama yeşil alanda. Elinde hisseli tapusu var ama sit alanda. Elinde hisseli tapusu var ama donat alanında. Nasıl çözeceksiniz bunu? O zaman işte biraz önce söylemiş olduğum dönüşüm sırasında Büyükşehir, bizim konum ilgilendirdiği için Büyükşehir, Sarıyer Belediyesi ve vatandaş ile beraber çözebilirsiniz. Bunu dolayısıyla orada yaşayan herkesin ancak ve ancak işte blok sistemler kullanarak orada yeniden donat alanları da yaratacaksınız. Biraz önce konuşmamızın başında söylediğimiz ortak kullanım alanları Türk toplumun geleneklerinde gözünde bunları yaratacaksınız. Yani bir blok sistemi oluşturmak zorundasınız. Bunu da nasıl şu anda mahalle dernekleri federasyon var. İşte sivil toplum kuruluşları var. Mahallelerde kooperatifler kuruluyor şu anda. Yarın Pınar Mahallesi Kooperatifi'nin kuruluşu var yarın. Şimdi birebir kooperatifleri yani vatandaşın sivil toplum kuruluşunda muhatap alacak ve vatandaşın katılımında olduğu kuruluşlarla beraber bu işi çözeceksiniz. Bunun tek bir çözümü var. Niyet. Niyeti kimden yana kullanacaksınız? Toplumdan yana veya bir başka şeyden yana. O zaman eğer niyeti vatandaştan, toplumdan yana kullanırsanız biz bu işin çözümünü Büyükşehir'in uzmanları, Sarıyer Belediyesi uzmanları, dışarıdaki bu işin paydaşları, herkesin çözüm önerileriyle bu iş çözülür. Burada Sarıyer'le ilgili hemen çözüm noktaları belli. Biz bunları dediğim gibi 2 yıldır çalışıyoruz zaten. Şu andaki en büyük avantajı Sarıyer'inde o. Sarıyer'in farklı avantajları da var. İşte bu çözümün kolay olabileceğini, dönüşümün kolay olabileceğinin avantajları var. Sarıyer'in diğer bölgelere nazaran avantajları var. Şimdi onları da göz önünde bulundurduğunuzda işte daha bölgenin daha değerli bir bölge olması, rant bölgesi olması, insanların dikkatlerini daha fazla çekebilmesi ve işte bizim altyapısını hazırlamış olmamız şu anda hemen dönüşümü başlatabilecek şekilde olması, bunlar çok farklı avantajlar. Yani hemen biz yarın Derbent'e, yarın Pınar Mahallesi'ne hemen başlayabiliriz. Çünkü şeyler belli. Belli oranlarda. Altyapı çalışması belli. Biz orada kurulan o zaman süresi içinde hazırladığımız işte binaların tespitlerini yaptık. Ne kadar insan yaşadığını ve kaç kişinin orada yıllardan beri yani aile olarak veya birey olarak birey aile olarak neler kimlerin olduğunu biliyoruz. Ne kadar olduğunu biliyoruz. Mesela Derbent'te 1000 civarında insan. Aynı şekilde Pınar Mahallesi'nde o da tespitli vaziyette şu anda. O zaman o insanların işte söylediğim türden mülkiyet sorunlarını çözecek şekilde yani bir kooperatifi muhatap alarak ki Derbent'te şu anda hemen konuşuluyor. Mesela Büyükşehir'in bu işin içinde aslında ve olması. Aslında çok güzel ve çok topyekun çözümler bunlar Sayın Başkan. Tabii. Biz buradan özellikle şu mesajı da vermiş olalım. Yani ben mutlu da oldum gerçekten bu konudaki görüşlerinizle. Zira kentsel dönüşümün uygulanabilmesinin esası içerisinde sizin söylemiş olduğunuz sosyal boyutu hep dışlanmış, hep fiziki olarak bakılmıştı olaya. Ve Sarıyer bölgesinde bütün bu altyapı çalışmalarının yapılıp işte bir Derbent bölgesindeki sorunları biz düğmeye bastığımız zaman çözebileceğiz diyorsunuz. Ümit edelim ki hazırlanan yeni yasanın ve uygulamacıların bütün bu söylediklerinizin yani yerel yönetimlerin bu konuda işin içinde bir fiil olmasının gerekliliği asla unutulmamalı. Bunları yapmazsak çözemeyiz. Evet.
Evet. Doğru bir çözüm olmaz, adil bir çözüm olmaz, hakkaniyet olmaz. Bakın evet. Bunları şimdi hemen hazırlanan bir iki başlık var. Şimdi gecekondu alanlarında çalışmalar söylediğim gibi var. Dönüşüm konusunda gecekondu mahallelerin kesinlikle ve kesinlikle özgün koşullarına yönelik senaryolar hazırlamak zorundasınız. Özgün koşullarına. Çok güzel. Bu çok önemli. Evet. Yani Aksaray'da eğer bir dönüşüm söz konusu olsa o mahallenin özgün kesinlikle göz önünde bulundurmak zorundasınız. Eski bir hamam var. Hamamı yıkamazsınız. Evet. Şart koşullarını ona göre. Hı hı. Kalkıp işte çok eski yıllarımızı, yüzyıllarımızı simgeleyen camiler var, yapılar var. Onun yanında blok dikemezsin. Yani bu tür mahallelerin özgün koşullarını göz önünde bulundurmak zorundasın. Ve alternatif çözüm önerilerini mutlaka ve mutlaka hazırlamak zorundasın. İşte orada onun için buna bürokratların gücü yetmeyebilir. Doğru. Siz ama başlangıçta bunu eğer yasanın tariflenmesi şeklinde çözerseniz onun nasıl çözüleceği konusunda şey bulursunuz. Mutlaka ve mutlaka. Yani yürütmenin içinde olmak, olayı net görmek anlamında kesinlikle. Çok önemli diyorsunuz. Şimdi çok ciddi bir toplantı yapıldı yasanın altlığının oluşturulması evet. anlamında. Evet. Bu çalışma bana göre tamamlandı ve o günkü ilk yapılan toplantının daha sonra o ana komisyon toplantısının yapıldığı toplantı özellikle yasa altlığı oluşturulması anlamında çok önemliydi. Şimdi yasanın biz kesinlikle o doğrultuda çıkması gerektiğini inanıyoruz evet. ve düşünüyoruz. Burada siz hiçbir şekilde söylüyorum tekrar üzerinde durum toprak tapusu vermekle bu işi çözemezsiniz. Kesinlikle ve kesinlikle bu olayın bütünü şeklinde çözülmesine bakmak zorundasınız. Bunu biz işte yıllardır hep onu söylüyoruz. Tapu mülkiyet derken bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yoksa biz tapu vereceğiz derken o binaların orada hala çarpık bir şekilde şehrin silüetine uymayan, şehrin önemine, güzelliğine uymayan, tarihselliğine uymayan yapı hala devam eder. Ve en önemlisi de biz insanları yine gecekondularda yaşamaya mahkum etmiş oluruz. Doğru. Biz o zaman tekrar söylüyorum. Bu dönüşümlerle hem kent kurulacak, hem kentli kurulacak ve kimse mağdur olmayacak. Olmaması gerekir. Bir kentin kuralıdır bu. Kentte herkes yaşamalı. Herkes yaşamalı. Yani biri kentin kenarında, diğeri kentin merkezinde. Bu olmaz. Evet. Olduğu takdirde ciddi sorunlar olduğu gelişmiş ülkelerde bile eğer o yanlışlık yapılmışsa ki zaman zaman görüyoruz, onun sıkıntılarını görüyoruz, evet. yaşıyoruz. Sayın Başkan bir de Sarıyer'i ilgilendiren önemli konulardan bir tanesi Boğaziçi İmar Yasası. Hı hı. Bu konuyla ilgili sıkıntıları nelerdir? Şimdi onunla ilgili de bir işte hep olayın içinde olduğumuz için bir hazırlığımız var. Onu da hemen söyleyeyim. Şimdi bizim Sarıyer Belediyesi'nin hatta 4 ilçenin Sarıyer, Üsküdar, Beşiktaş ve Beykoz'un diğer belediyelerden yönetim anlamında farklılıkları var. Hı hı. Bizler işte örnek olması açısından söylüyorum. İşte Güngören Belediyesi 4 yasayla yönetiliyorsa biz 14 yasayla yönetiliyoruz. Şimdi çünkü yetki alanları karmaşalar var. İşte 2960 sayılı yasa. Şimdi 2960 sayılı yasa yani Boğaziçi kanunu ne? Nasıl oluşmuş? Bunun gereği ne? Ve şu anda ne yapılabiliyor? Şimdi 2960 sayılı yasa bizi çok ilgilendiriyor. Çünkü alanımızın belli bir kısmı Sarıyer Belediyesi'nin veya Sarıyer ilçesinin sınırları içindeki büyük bir kısmı 2960'a göre. Yani bizim yetki alanımız dışında. Evet. Biz şimdi dönüşüm yapmaya çalıştık. İşte konuştuğumuz gibi bizi yetkililer de dinlediler, hoşlarına gitti ve yarın dönüşüme başlıyoruz. İşte 2960 ne yapacağız? Bizim yetki alan dışında. Ona da çözüm. 2960'ın yani Boğaziçi yasasının yetki alanları içinde olan binaların sorunları yok mu? Var. Biz hep sizin nedir? İlçe sınırlarının dışında olup yönetmekle yükümlü olduğunuz, hizmet, servis getirdiğiniz bu tabii. alanlar yetki alanınızın dışında. Diyorsunuz ki kentsel dönüşümle ilgili bir çalışma yaptığımız zaman da yetki alanımız dışında olan bu alanlarla ilgili elimiz kolumuz bağlı kalacak. Kesinlikle. Diyor. Mesela bizim şimdi bürokrat arkadaşlarımın çok güzel bir cümle belirlemişler burada. Diyor ki
Biz şimdi bu Boğaziçi Öngörünüm Yasası'nın bölgedeki imar yetkisi, plan bütünlüğü, uygulama kolaylığı, ruhsat, denetim, yıkım, tahliye ve benzeri işlemler açısından ilçe belediyesinin dışında bu. Bizim dışımızda olduğu için şöyle bir sıkıntı geliyor. Bölge kendisini yenileyemiyor. Yenileyemediği için de afete maruz kalıyor. Yani eski eserler dışında güçlendirme ve yenileme yapamamaktasınız siz. Şimdi biz her bina dönüştürülmeyecek. Her bina yıkılmayacak. Tamam, gecekonduları yıkacağız, yenilerini kenti yapacağız. Ama diğer bazı binalar var ki güçlendireceğiz. Takviye edeceğiz binaları. Nasıl yapacaksınız? 2960 buna müsaade etmiyor. Oradaki bürokrat arkadaşa da böyle bir izni vermiyor. Yeni siz yasa çalışmalarında bunu ifade ettiniz mi? Evet, tabii. Biz şimdi 2960'a da o konuda teklifimiz var. Yani o konuda Boğaz İmar'la o çalışmayı beraber biz önerilerimizi sunacağız. Yani bunu yönetme şansımız o anlamda yok. Ama bizim önerilerimiz olacak. Çünkü eğer bizler yine aynı şekilde şey yapıyorsak bunun kesinlikle bu plan bütünlüğü, tamam, planlar yapılması sırasında 2960'ın bölgesinde de biz plan bütünlüğü ve uygulamak anlamında bir plan yapılmış ama buna bizim yetki alanımız dışında. O zaman mutlaka ilçe belediyesinin devri gerekmektedir buraların. Çünkü ben yolunu yaparken zorlanıyorum. Yarın deprem oldu. Allah göstermesin yıkımlar başladı. Burası benim yetki alanım dışında diye gitmeyecek miyiz oraya? Evet. Van'a gidiyorsak gideceğiz abi. Oraya da gideceğiz. Ama işte bu noktada ben başta bu işin daha müdahil olmak avucunuzun isterim. Avucunuzun içindeki bir yere elbette müdahil olmak isterim. Olmak şimdi biraz tabii. Önce bilinç getirmemiz lazım dedim. Herkese getirmek zorundayız. Hı-hı. Yani şöyle de olmamalı. Biz şey yapıyoruz. Güçlendirilme konusunda izin veriyoruz. Vatandaş o bilinçte olmadığı için salonu büyütüyor. Yani güçlendirme yaparken evine başka şeyler katıyor, çatı katı yapıyor. Yani evet. Şimdi ekonomisini de güçlendiriyor. Kesinlikle. Yani ekonomisini de güçlendiriyor. O zaman bu işin bir bütün içinde değerlendirilmesi lazım. Evet. Şimdi 2960'da yeniden yapılandırılıyor. 2960'ın en başta oluşturulduğu düşüncenin temel alınarak orada neydi? Doğanın korunması, işte öngörünüm ve silüetler anlamında, evet, değiştirilmemesi ve bunları temel alan, yani her türlü ekolojik dengeyi göz önünde bulunduran ama vatandaşın yapılmış binalarda penceresini değiştiremeyeceği değil, çatısını aktaramayacağı pozisyonda değil, işte ve en önemlisi de güçlendirme yapamayacağı anlamına gelmez. Bunun belli bir kontrol içinde bunların da yapılabileceği bir şekle dönüştürülmesi lazım. Evet Sayın Başkanım, şimdi programımızın son bölümüne geldik. Ben bu bölümde öncelikle Sarıyer Belediyesi'nin birçok binada halka hizmet verdiğini, bu hizmetleri verirken hem belediye çalışmalarının organizasyon açısından sıkıntılar yarattığını hem de vatandaşlar tarafından büyük sıkıntılar yaşandığını biliyoruz. Bu konuda da ciddi şikayetler var. Bir önümüzdeki dönemde Sarıyer Belediye Hizmet Binası ile ilgili ne tür bir girişiminiz var? Artı dünden bugüne Sarıyer derken siz iktidara geldiğinizden bu yana 2,5 yıl gibi bir zaman oldu. Siz Sarıyer'de neler yaptınız ve neler yapmayı düşünüyorsunuz diye sözü size vermek istiyorum. Hemen önümdeki bu Türkiye'de bir ilk diye iddialı bir şey var. Bunu ben kameraya tutayım. Siz bir taraftan anlatın Sayın Başkanım. Bu şimdi konuşmamın başında başlarken söylediğim, biz Sarıyer'de neyi hedefliyorsak, neyi hedeflediysek, neyi planladıysak, ne yapmayı düşündüysek, yurttaşa, vatandaşa neyi sözünü verdiysek, önce bir kere sözünü yerine getiren, daha doğrusu bir politikacı olarak vaadini tutan bir yönetici olmak isterim. Öncelikle bu çok önemli. Biz şu anda öncelikle bunun peşindeyiz ama tabii ki bunun çok geniş alanları var. İşte bunu yapabilmeniz için insan odaklı çalışacaksınız, insanlarla çalışacaksınız, katılım sağlayacaksınız, herkesin bu işin içinde olmasını sağlayacaksınız. Sürece herkesin katılabildiği oranda sürece katılmasını sağlayacaksınız.
Ve biz bunların hepsini göz önünde bulundurarak daha başında biraz önce de gösterdim Sarıyer Kalkınma Eylem Planı hazırladık. Bu planı biz hazırlamadık. Bu planı herkesle beraber hazırladık. Yani biraz önce bizim bölgemizde sivil toplum örgütleri, sivil halk, toplum kuruluşları, muhtarlar, üniversiteler, cami hocaları, muhtarlar, öğrenciler, yaşayan halk, orada konusuyla ilgili işte bölgemiz lokantalarımız çok fazla. Onların yöneticilerinden, onların temsilcilerinden ve birkaç başlıkta, ana başlıkta işte kentsel altyapı ve çevre, sosyal politikalar, turizm ve hizmetler şeklinde ana başlığında bir master plan yaptık. Bir ilçenin, ilçe belediyenin böyle bir yetkisi yok. Yani master plan hazırlayamaz. Bizim strateji müdürlüklerimiz de vardır. Ama bunun onun dışında biz mesela burada hemen şu binaya gelirken söylediğim çok önemli bir şey. Çok mesela imar şehircilik ve kentsel altyapı demişiz. İşte bu planımızın içinde bir eko belediye hizmet binasının inşaatı demişiz. Yani böyle bir şeye ihtiyaç var. Tanım olarak. Hı hı. Neden var? Söylediğiniz gibi biz belediyemize sahip 14-15 yerde kiralıklarla beraber 20-22-23 hatta yerde hizmet vermeye çalışıyoruz. Vatandaş imarla ilgili bir problem var, geliyor orada evran alıyor, götürüyor başka yerde parasını yatırmaya çalışıyor. İnanılmaz bir zaman kaybı. Evet. Zaman kaybının ötesinde hizmet zorluğu ve onun ötesinde de her şey sonuçta bir parasal değerlendirme içinde tutulduğu için çok ciddi ve o genel anlamda işletme giderleri dediğimiz inanılmaz giderlerimiz söz konusu. Şimdi bunun tamamını göz önünde bulundurarak ve de herkesin doğru üzerinde yaklaştığı şey işte hizmetin tek bir noktadan, merkezden sağlanması gerekliliği ve vatandaş geldiğinde o binada her şeyini bitirsin ve gitsin kolaylık anlamında. Bir de günümüz teknolojisinde kullandığınızda hiç zaman kaybetmezsiniz. Dolayısıyla biz demişiz ki ya böyle bir binayı yapacaksak bu sıradan bir binanın ötesinde şeyler olsun. Artık ne dünya ne diye tartışılıyor? Eko dünya, yeşil şehirler diye tartışılıyor. Hı hı. Hele biz yerel yöneticiyiz. Öyleysek o zaman biz bu yaptığımız binanın mutlak bir şekilde çağdaş bir bina olması lazım. Yani yeşil bir bina olması lazım. Örnek olması açısından. Biz bu binayı en başta düşündüğümüzde benim kafamdan geçen en önemli şey bir gün ruhsat şartı olarak bu binanın eko bina olması, yeşil bina olması diye ruhsat şartı da imzalıyorsak o zaman ben görevimi o anlamda yapmış olurum. Evet. Siz yeşil şehri, eko şehri nasıl eko binalar, yeşil binalar yaparak, yeşil çevreyi planlayarak, yeşil çevreyi koruyarak yapabilirsiniz. Bu anlamda biz de dedik ki örnek olalım. Sonra bir baktık bunun gerekleri, şartları var. Nedir bu? Ya uluslararası bir düzeyde de tutmamız lazım. Şimdi küresel dünyada yerel yönetimlerin çok önemi var. Ne olması lazım? Abi biz bir sertifika olması lazım. Bir uluslararası alanda konuşabilmeniz anlamında. Biz ne yapıyoruz? Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyoruz. Tartışıyoruz. Ama tartışmıyoruz. Onlar bize diyorlar ki şunları yerine getirin. Ya biz de öyle değil. Biz de o tartışmanın içinde olalım. Evet. Yani Türkiye'nin şartları, koşulları farklı. Onun içinde olalım. Ve dolayısıyla bu planlama içinde dedik ki bizim binamız eko bina olsun. Ama bu planlamayı tarif ederken dediğim gibi şeyin içinde bir eylem planı içinde tanım olmalı, amaç olmalı, uygulama aşamaları olacak, sorumlu ilgi ve paydaşlar olacak. Bir de buna bir dönem koymanız lazım. Hani söylüyoruz klasik kısa, orta, uzun vadeli diye. Mesela ben bu bina ile ilgili kısmı bir okuyayım. Eko bina hizmeti binasının inşası tanım. Altında amaç. Kendi kendine yetebilen çevreci belediye hizmet binasının oluşturulması ve belediyecilikle her türlü işlemde kalite, hız ve verimliliğin artırılması. Uygulama aşamalarında ne var? Planlama, projelendirme, proje onayı, proje alan mülkiyetinin belediyeye devri, uygulama, sorumlu ilgisi. İşte bizi bölgemizden dolayı koruma kurulu, Milli Emlak Müdürlüğü ve dönem olarak da kısa ve orada var. O zaman şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Biz bu planlama içinde yaptığımızda biz uygulama aşamasında 4 kalem olan bu toplamı 5 kalem planlama, projelendirme, proje onayı, proje alan mülkiyetinin belediye devri kısmını hallettik. Hı hı. Neredeyiz şu anda? Uygulamadayız. Uygulamaya girdik. Şimdi hocam çok az bir zamanımız tamam. kaldı. Yaklaşık bir 5 dakikamız tamam. var.
Ben tabii bu süreç içerisinde yaptığınız faaliyetler de var. Tamam. Onları da kısaca çok sizden alayım. Bu binanın temeli ne zaman atılacak? Ne kadar sürede bitirmek istiyorsunuz? Yani hedefiniz neydi? Onu da alalım. Bir de tiyatrocu Tuncer Özinel arıyor. Çok kısa hemen arkadaşlar bağlayabilirlerse eğer telefona. Sanırım kültürel etkinliklerle ilgili olarak kendisinin bir şeyi olacak. Hazır mı telefon arkadaşlar? Alo. Alo. Merhaba Tuncer Bey, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Evet. İyi. Çok sağ olun. Çok az zamanımız kaldı. Ben hemen sizden konudaki görüşlerinizi almak istiyorum. Buyurun. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Dinliyoruz. Sesiniz bana gelmiyor Osman Bey. Ben sizi duyuyorum. Yani, lütfen hemen. Şimdi efendim ben Sarıyer Belediyesi'nin bütün sosyal etkinliklerini zaman zaman izleyebiliyorum. Çünkü ben CHP üyesi olduğum için bana geliyor, mesaj olarak geliyor. Etkinlikleriniz için kutluyorum sizi. Ama bizim Osman Bey izledi, size bilgi verebilir. Bir yazı da yazdı oyunumuz hakkında. Uyamayan Gazi Kemal diye geçtiğimiz yıldan beri oynadığımız bir oyunumuz var. Atatürk'ün insan yanını ve devrimlerini anlattığımız bir oyunumuz var. Üstelik ki Sarıyer'de de bunu haberimiz olamadı herhalde. Sarıyer'de biz oynayalım isteriz. Halka ulaştıralım isteriz. Bunun için aradım. Ben bir de ufacık bir not iletmek istiyorum oyun hakkında. Elif Keskin diye bir hanımefendi 10-31-2011 tarihinde şöyle bir yazı yazmış internette. Diyor ki, tarihin o soğuk ezberci sorulara cevap veremeyen ders halinden sonra ete kemiğe bürünerek sunulması ne kadar güzel, ne kadar sevindirici. Oyundan sonra Atatürk'e olan sevgim 1000 kat arttı. İnkılap tarihinin tamamen böyle bir oyun haline getirilip öğrencilere sunulmasını gönülden isterim. Yani seyircinin düşüncesi de bu. Osman Bey de size yakından anlatır. Osman Bey eksik olmasın oyunumuzu izlediği teşekkür ederim Tuncer Bey. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Size de iyi çalışmalar diliyorum. Sayın Başkan, gerçekten tamam, ben oyunu çok, izledim. Ben konuyu çok iyi biliyorum. Zaten dediğim gibi yaşıyoruz da. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Şimdi biz çok iyi kültürel alanlarda, sosyal alanlarda, her türlü alanda olmaya çalışıyoruz. Ve çok iyi bir tiyatro grubumuz var. Çok ve iyi. Şu anda kapalı gişe oynuyoruz. Yani çocuk tiyatrosu var. Ve sezon sonuna kadar bütün her şey bitmiş vaziyette ve biz herhangi bir ücret de almıyoruz. Ama ne kadar iyi. En büyük sıkıntımız dönüyor dolaşıyor yer, salon. İmkansızlık. Salon. Şimdi bu bina bunu da çözmüş olacak işte. Çok biraz güzel. Yani çok burada güzel. Bizim... Bunun da müjdesini vermiş evet, olsun buradan. Bizim burada zaman zaman büyük gösterilerinde, etkinliklerinde olabileceği 1500 kişilik bir konferans çok amaçlı salonumuz da var. Salonlarımız var, ufak salonlarımız da var. Hemen aynı gün işte 7 Ocak'ta temelini atacağız. Çok ciddi bir törenle. Sayın Genel Başkanımız Kemal Bey de katılacak, Kılıçdaroğlu da katılacak bu temel atma törenine. Ve aynı anda evlendirme binasının temelini de atacağız. Ve o da çok amaçlı, kültür merkezli amaçlı da bir bina olacak o da. Bu binada sadece Sarıyer Belediye Hizmet Binası değil, aynı zamanda hizmet kent ve kültür amaçlı da hizmetlerinde olduğu, sosyal hizmetlerinde olduğu ne bir zaman alan olacak. Ve hedefimiz 2013 Haziran. Yani çok hedefimiz güzel. Hedefimiz bu. Herkesin bu konuda bize destek olmasını istiyoruz. Şimdi Sayın Başkanım, programımızın hemen hemen sonuna geldik. Ben sizden bir iki cümleyle Sarıyerlere mesajlarınızı alayım ve programımızı o şekilde kapatalım. Tamam, aslında zamanımız yetmedi. Sizin çalışmalarınızı izleyicilerimize aktaramadık ama bu dönüşümle ilgili vermiş olduğunuz mesajlar gerçekten çok güzeldi. En azından o bizim yüreğimize su serpti. Buyurun, sizi dinliyorum. Şimdi ben Sarıyer'i saatlerce konuşabilirim. Günlerce konuşabilirim. Anlatabilirim. Hiç şüphemiz. Konuşuyoruz, anlatıyoruz ve notlarımın hepsini kaldırıyorum. Şimdi ben sevgili Sarıyerlilerden, birbirimizi çok seviyoruz. Tüm bu çalışmaların beraberinde beklentilerim var. Yani tamam,
biz günlük belediye hizmetlerini çok iyi yaptığımızı biliyorum. Yani çok iyi sonuçlar alıyoruz. İnsanlar değerlendirmeleri geliyor. Çocuklardan mesela sabah Pınar Mahallesi'nde bir kahvaltılı toplantıya davet ettik. Biz bir köy derneği, işte Kavacık köyün ismini de söyleyeyim. Ve çocuklar vardı, hanımefendiler vardı, beyefendiler vardı hep beraber. Şimdi ben şunu görüyorum, şunu yaşıyorum. Orada çocuklara, işte bunlar bizim bursiyerlerimiz, ilkokul, ortaokul, lise ve ilkokul, ortaokul çocukları vardı. Büyüyünce ne olacaksın? Ya Osman Bey, kalite artıyor giderek. Ya çok mutlu oluyorum yani. Ne diyorlar? İki tanesi futbolcu dedi sadece. İki tane öğretmen, diğerleri doktor, mimar dedi. Ya bu ne güzel. Biz demek ki toplumun beklentileri bizim önümüzde. Yükselttik diyorsunuz. Evet. Hayır, bizim de önümüzde. Evet. Çok mutlu oluyoruz sonuç itibariyle. Evet. O zaman biz Sarıyer'in, herkesi, bütün Sarıyer'liler ve Sarıyer'i sevenler, özellikle de işte Garipçe'yi, kava, balığı, her şeyi sevenler, bir şey var. Biz Sarıyer'i beraber yaratmak durumundayız. Biraz önce saymış olduğum o kentleşmeyi, kentli yaratmayı, dönüşümleri sadece Şükrü Genç ve belediye başkanı olarak, yurttaş olarak yapamaz. Beraber yapmak birlikte zorunda. Birlikte yapalım diyorsun. Her alanda. Sıkıntı varsa her alanda beraber. Düşüncesi ne olursa olsun, partisi ne olursa olsun. Her şeyi bir kere çok önemli bir sloganımız var bizim. Sarıyer'i yaşamak, Sarıyer'de yaşamak. Yani Sarıyer'de yaşamanın önemini bilmek zorundayız. Beraber tespit etmek zorundayız. Biz tespit ettiğimizde çözeceğimizi biliyoruz. Makine parkımız yoktu. Şu anda çok ciddi makine parkı oluşturduk. Var. İşte mahallelerimizde dönüşümle ilgili, şu geri dönüşümle ilgili inanılmaz destek alıyoruz halktan, biliyor musunuz? 2000 kişiye burs verirken bunu biz ayrıca belediyeden bir bedel ayırmıyoruz. Bu geri dönüşümlerden elde ediyoruz bu şeyleri. Ben yaşamın her alanında biz belediye olarak, yöneticiler olarak, bürokrat arkadaşlarımla beraber yaşamın her alanına parmak basmaya çalışıyoruz. Ben vatandaşın da, yurttaşın da yaşamın her alanında katılabildiği oranda, engelliyse engelini müsaade ettiği oranda, gözünden engelliyse aynı şekilde katılabildiği oranda yaşama katılmasını istiyorum, desteklenmesini istiyorum. Sloganı bir kez daha alayım başkanım, evet. Öyle kapatalım programı. Sarıyer'i yaşamak, Sarıyer'de yaşamak. Yani biz eksiğimiz varsa gidereceğiz, Sarıyer'e en yakışır olacak. Evet. Bana göre Sarıyer sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli köşelerinden biri ve bütün hedefte örnek olabilecek. Her bir noktaya, dönüşümüyle de örnek olabilecek, yaşam kalitesiyle de örnek olabilecek, her şeyiyle, yetiştirdiği sanatçısıyla, biraz önce Tuncer hocamın söylediği gibi, sanatçısıyla, tiyatrocusuyla, her şeyiyle, politikacısıyla örnek olabilecek bir kent köşesine dönüştürmek hedefimiz ve ben bu anlamda herkesten çok büyük destek bekliyorum. Yani birlikte yanlışımız varsa konuşalım, çözelim. Evet. Eksiğimiz varsa tamamlayalım. Doğru da varsa yan yana olalım. Programımıza katıldığınız için izleyicilerim adına tekrar teşekkür ediyorum sizlere. Vermiş olduğunuz mesajlar gerçekten toplumsaldı. Birlikte yaşamak, birlikte olmak ve birlikte başarmak adına ve dönüşümle ilgili getirdiğiniz öneriler de gerçekten halk için çok çok güzeldi. Ben de izlediğim ve yaratmak istediğim bu politikalar adına teşekkür ediyorum. Çünkü bizim yıllardır televizyon ekranlarından söylemeye çalıştıklarımızı bizle paylaştınız. Bir yerel yönetici olarak bu ifade içerisinde Sarıyerlilere gelecekte güzel şeyler olacak, Sarıyer güzel olacak diyerek ekranı çok kapatalım. Çok teşekkür ederim ve bu arada tabii kanala da teşekkür etmem lazım. Efendim. Biz burada bilmek yetmiyor, paylaşmak lazım. Düşünmek yetmiyor, yine paylaşmak lazım ve dolayısıyla bu düşünceyi, bu olanakları veya hazırlıkları yurttaşla, vatandaşla, Sarıyerli olsun olmasın herkesle paylaşma aracı olduğunuz için ve bu konuda da destek olduğunuz için önce programa, yani kent ve yaşama, yani size ve sonra da ulusal kanala çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ve bu tür projelerin mutlaka daha bir konuşulması
özellikle anlatılması lazım. Çünkü basının, özellikle de görsel basının bu anlamda amacı ve de şeyi, önemi çok büyük, etkisi çok büyük. Dolayısıyla ben sizlere çok teşekkür ederim. Tüm yurttaşlar adına. Çok yani tüm toplum adına sizlere teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok iyi yayınlar diliyorum, başarılar diliyorum sizlere. Teşekkürler efendim, çok sağ olun. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle iyi günler diliyorum efendim.